Yukarıda verilen eşkenar üçgen biçimindeki kartonların köşeleri birbirinin üzerine gelecek şekilde yerleştirilerek aşağıdaki görünüm oluşturulmuştur. Buna göre şekilde oluşan pembe boyalı alanların toplamının mavi boyalı alanların toplamına oranı kaçtır demiş. Şimdi şöyle biraz yaklaşıp o şekilde bakalım. Bu üçgenlerin üçü de eşkenar üçgen arkadaşlar. Dolayısıyla ben şöyle 60 60 60 yazarak başlayayım. Hatta şu içerideki üçgenlerde de yine bakın şurası ise buraya 30 kaldı. Aynı şekilde şurası 60, burası 60. Dolayısıyla şuraya da 30 kaldı, 30 kaldı diyebiliriz. Bir şey de söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın şuradaki açılara da yine aynı şekilde 30 derece kaldı. Şurası yine 30 derece kaldı ve şurası yine 30 derece kaldı diyebiliriz. Önce... Şu mavi olan üçgenlere bir odaklanmak istiyorum. Mavi olan üçgende 30'un karşısında A birim varsa 90'ın karşısında 2 A birim vardır. Bunu söyleyebiliriz. Ve e, şunları da biliyoruz arkadaşlar. Şurası bir eşkenar üçgen bunu da biliyoruz. Dolayısıyla burada 60'ın karşısındaki uzunlukla buradaki 60'ın karşısındaki uzunluk aynı şekilde buradaki 60'ın karşısındaki uzunluk aynı. E, açılar da aynıydı bu üçgenlerde. Dolayısıyla şu maviler eşkenar üçgen şey daha doğrusu eş üçgenler. Maviler eş üçgenlermiş. Peki o zaman e, mavi kenarlara bakacak olursam 90'ın karşısını yazmıştım ama 60'ın karşısını yazmamıştım. 60'ın karşısında da burada ne olacaktır? A kök 3 olacaktır. Taban çarpı yükseklik bölü 2 dediğimizde şurası şöyle e, A çarpı A kök 3 bölü taban çarpı yükseklik bölü 2 dediğimde ben bir tane mavinin alanını bulmuş oluyorum. Bunlardan 3 tane olduğu için aslında burası 3 e, kök 3 bölü 3 kök 3 bölü 2 çarpı a kare olarak gelmiş oluyor arkadaşlar. Bu mavi alanlar toplamı. Şimdi geldik pembe alanlar toplamına. E, şurayı bakın 90'ın karşısına ne demiştik biz? 2a demiştik. O zaman şurası da yine aynı şekilde 2a olacaktır. Şimdi buradan 60'ın karşısında 3A var. 30'un karşısında bunun köküçe bölünmüş hali yani kök 3A olacaktır. 90'ın karşısında da bunun iki katı 2 kök 3A olarak gelecektir. Şimdi bakın şunun eşkenar üçgen olduğunu biliyordum ben. Dolayısıyla şuradaki üçgende 60'ın karşısındaki, buradaki üçgende 60'ın karşısındaki ve buradaki üçgende 60'ın karşısındaki uzunluklar aynı. Ve bu üçgenler zaten benzer üçgenlerde açılardan kaynaklı 30 60 90 hepsi. Dolayısıyla şu pembe ile gösterilen üçgenler de yine eş üçgenler olacaktır. Bir tanesini bulalım. Tabanımız kökü çağ, a, ee, yüksekliğimiz de 3a. O zaman kökü a çarpı 3a bölü 2 dedim. Bundan 3 tane var arkadaşlar. Dolayısıyla burası 9 kök 3 bölü 2 çarpı a kare olarak gelecektir. Pembe olan bölge. Bizden e, pembe bölü Mavi istemişti. O zaman şu şuraya yazalım artık. 9 kök 3 bölü 2 çarpı a kare bölü 3 kök 3 bölü 2 çarpı a kare. Bizden bunu istiyor. A kareler gitti, bölü 2'ler gitti, köküçler gitti. 9 bölü 3'ten cevabımız 3 olarak geldi. Yukarıda verilen tangram parçaları birleştirildiğinde aşağıdaki düzlemsel şekil oluşturulmuştur diyor arkadaşlar. Şöyle verilmiş. Tangram modelinde oluşan düzlemsel şekle göre sarı ve kırmızılı tangram parçalarının alanları toplamının turuncu tangram parçasının alanına oranı kaçtır diye bize sormuş. Şimdi biz buradan 45 45 90 üçgenlerini görüyoruz. Her biri ikizkenar dik üçgen şunları görüyoruz. Bunun haricinde şöyle bir paralel kenar görüyoruz. Şöyle bir dikdörtgen görüyoruz. Şimdi bunlar bu şekle yerleştirildiğinde arkadaşlar şunu şöyle devam ettirdiğim takdirde şunun aslında bir köşegen olduğunu gördük. Şuradan gelen bir köşegen. Aynı şekilde buradan gelen de bir köşegen var. Böyle bir düzlemsel şekil oluşturulmuş. Şimdi paralel kenarı eğer ki şöyle karşılıklı köşelerini birleştirip bir köşegen oluşturacak olursam bir defa burası SYS olarak ayrılacaktır. Şimdi şurada oluşan şekle baktığımızda şuraların zaten 90 derece 90'er derece olduğunu görüyorum. Yani aslında şuradan da bir dikdörtgen oluşmuş oluyor. E buradan e, demek ki tam böyle köşegen oluştuğuna göre bu dikdörtgenden. O zaman diyeceğim ki şurası da SYS olarak iki parçaya ayrılmıştır diyebilirim. Şurada da yine bir paralel kenar oluştu arkadaşlar. Dolayısıyla şurası da alanın iki eşit parçaya ayrılacaktır. Burası S ise şurası da S kadardır. Burası da yine 45-45-90 üçgen olduğundan dolayı ikiz kenar üçgen tabanla eşit bir şekilde ayrıldığında şurası da yine s ye s olarak gelecektir. Sarı ve kırmızı olanların toplamları 3S olarak geldi. Turuncu olanın toplamı da 2S olarak geldi. S'ler sadeleştiğinde cevabımız 3-2 olarak gelir. Yukarıdaki izometrik kağıt üzerindeki bir noktanın kendisine en yakın noktalara uzaklığı bir birimdir. Geometri öğretmeni Nazlı Hanım dersinde öğrencilerine sormak için yukarıdaki izometrik kağıt üzerine N şeklini çiziyor. Buna göre izometrik kağıt üzerine çizilen şeklin alanı kaç birim karedir diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle yakınlaştıracak olursam ben e, şunları hatta şöyle birleştirelim arkadaşlar. Burada bakın e, paralel kenarlar oluştu. Şurada bir paralel kenar oluştu. Aynı şekilde burada ve şu kısımda birer paralel kenar oluştu. Paralel kenarın alanını biz nasıl buluyorduk? Hemen şöyle hatırlatayım size. Şuraya bir paralel kenar çizecek olursam taban çarpı, şurası taban olsun. Şuradan da yüksekliği çizeriz. h diyelim. a çarpı h e, paralel kenarın alanını veriyordu bize. Şimdi ben burada e, tabanını bulabilirim. Mesela şunun tabanını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birim olarak en soldaki kısmın tabanını bulabilirim. Yüksekliğini nasıl bulabilirim? Yüksekliğini de şöyle bulabilirim. Mesela bakın şurada bir e, üçgen, küçük bir üçgen oluşturacak olursam Bunların her iki tanesinin birbirine uzaklığının bir bir, 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 birim olduğunu söylemişti şu noktaların. Dolayısıyla burada bir eşkenar üçgen oluştu değil mi? Bir, bir, bir şeklinde bir eşkenar üçgen oluştu. Tam onların ortadan ortasından geçecek şekilde şöyle bir maviyle çizdiğim yükseklik olarak düşünün. Bir yükseklik oluşturacak olursam ben orada. Hatta e, daha belirgin bir şekilde görmeniz için onun şöyle tuttuğum. Büyükçe çizdim. Şurası bir birim, bir birim, bir birim. Sonra dedim ki şuradan bir tane dikindireyim ben burada yüksekliği bulmak için bunlar eşkenar üçgende Dolayısıyla şurası 30, 60, 90'ı oluşturdu. 90'ın karşısında bir varsa 30'un karşısında 1 bölü 2. 60'ın karşısında da kök 3 bölü 2 vardır. Yani h dediğimiz yüksekliğimiz burada kök 3 bölü 2'dir diyebiliriz. 10 çarpı kök 3 bölü 2 dedim. Artı diyorum arkadaşlar. şuradaki oluşan paralel kenara baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birimlik bir paralel kenar görüyorum. Yüksekliği yine aynı şekilde olduğu için, şuradan şuradakinin aynısı şeklinde bulunacağı için onun da köküç bölü 2'dir. 9 çarpı köküç bölü 2 dedim. Son olarak şuraya geldiğimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde gelmiş oldu. Artı 10 çarpı köküç bölü 2. Bunları toplayacak olursak arkadaşlar 29 köküç bölü 2 olarak gelecektir. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Şekil 1'de ABC dik üçgeni biçimdeki kağıdın ön yüzü turuncu, arka yüzü yeşildir. Şekil 1'deki ABC üçgeni biçimdeki kağıt A köşesi ok yönünde BD boyunca katlandığında şekil 2'deki gibi A üstü noktasına gelmektedir demiş arkadaşlar. Şimdi biz onu katlama işlemini yukarıda bir yapalım tekrardan tamam mı? Şöyle katlamış olalım. Şöyle düzgün yapalım. Şuradan da şöyle birleştirmiş olalım. Katlandıktan sonra bu buraya gelmiş olsun. Tamam mı? A üstü noktası da işte şurası. Şu, şu nokta e, A üstü noktasıymış. Peki bunun haricinde ne söylemiş bize? E, şekil 2'de oluşan A üstü noktası BDC üçgeninin ağırlık merkezidir demiş. Yani şurası ağırlık merkezi oluşturduğumuz nokta ağırlık merkezi hangi üçgenin ağırlık merkezi şunu şöyle devam ettirecek olursam şu üçgenin ağırlık merkeziymiş arkadaşlar ağırlık merkezi olması şu işe yarar 2K'ya K olarak bunu ayırmamıza yarar ee, peki bunun haricinde burası katlanmadan önce neredeydi şuradaydı o zaman orası 2K ise burası da yine 2K'dır diyebiliriz. Bunun dışında A üssü D noktasının 4 birim olduğu söylenmiş arkadaşlar. Burası 4 birimse katlanmadan önce burası şuradaydı. O zaman burası da yine aynı şekilde 4 birimdir deriz. Bunun dışında katlamadan oluşan şurada bir açıortay vardır ve iç açıortay teoremi kullanabiliriz. Bakın 2K'ya şu üçgenden bahsediyorum. Şu üçgene dikkatli bakın. 2K'ya eğer 4 birim düştüyse K'ya demek ki 2 birim düşüyor. O zaman şuradaki 3K'ya da 6 birim düşecektir. Şurası 6 olarak geldi. Peki burası ağırlık merkezi ise ağırlık merkezinden geldiğinde kenar ortay oluşturuyordu. Dolayısıyla orası 6 ise şurası da 6'dır. Ee, şimdi şurada bir üçgen oluştu görüyorsunuz. Bu üçgen bir dik üçgen. Şurasının 90 derece olduğunu görüyorum ben. Ee, altın 90'ın karşısında 6 var. Karesi 36. 4'ün karesi 16 ve k kare var. Yani k kare eşittir 20 var. K eşittir buradan 2 kök 5 olarak geliyor. Ee, bunun dışında... Bizden ne istemiş hemen bakıyorum. ABC üçgenin biçimdeki kağıdın alanı nedir diye sormuştu. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2 zaten dik olan kenarları görüyoruz oradan. bir tanesi 16 birim dik olan kenarlardan. Diğeri de 2K. Yani 4 kök 5 oluyor. Bölü 2. Buradan da 4 ile 2 sadeleşti. 2, 32 kök 5 olarak gelir cevabımız Denizli. Şekil 1'de ABCD dikdörtgeni ve KLMN karesi biçimindeki kağıtlar verilmiştir. Şekil 1'de verilen ABCD dikdörtgeni ve KLMN karesi biçimindeki kağıtlar BD ve LN köşegenleri boyunca makasla iki parçaya ayrılıyor. Ayrılan parçalardan BCD, KLN üçgenleri şekil 2'deki gibi yapıştırıldığında KLN üçgeninin L köşesi, BCD üçgeninin C köşesi üzerine gelmekte ve K eleman BD olmaktadır demiş şu şekli bize açıklamış. Şimdi şurayı bir görelim. BDC nereden kesilmiş de buraya gelmiş? Şuradan kesilmiş de buraya gelmiş değil mi? O zaman burası dikdörtgenin özelliğinden kaynaklı. Şuranın bir defa 90 derece olduğunu söyleriz. Bu tamam. Bunun dışında KCN demiş K C N dediği yerde birleştirilmiş tabii şu C dediğimiz yer e, şurayla birleştirilmiş ama K köşesi ve N köşesi var. Diğer köşemiz de buradan L köşesi K L N. Şimdi burası aslında K L N. E, o zaman dolayısıyla K köşesi 90 derece olacağı için şuraya da geldim. Ben 90'ı şöyle yapıştırdım. D N uzunluğunun 4 birim olduğunu, M N uzunluğunun da e, 6 birim olduğunu söylemiş bize. M N uzunluğu da neresi oluyor arkadaşlar? Şurası oluyor değil mi? Buradaki şuraya denk gelmiş oluyor. KC, KL, MN. Bunların hepsi aynı uzunlukta olacaktır. 6 birim olarak geldi. Tabi bunun dışında şunu da söyleyebiliriz. Ee, şurası K e, L uzunluğuydu. Burası 6 ise K N uzunluğu da 6'dır. Bak şurası 6'dır. Burası 6'dır. Sonuçta bu bir kareydi değil mi? O zaman şuranın altı olması için buraya 2 birim kaldı. Ve buradan 90'dan 90 indini görüyorsun. Yani bir öklit var. Şuradaki üçgeni bir dikkatli bak. O zaman burası 6'nın karesi eşittir. 2 çarpı BK olacaktır. BK'nın da demek ki 18 olduğunu söyleyeceğiz. Bunun dışında şurayı da söyleyebiliriz arkadaşlar. Şuradan hemen bir pisagor yapıp 18'in karesi artı 6'nın karesi eşittir. X kare deyip şuraya X diyeyim hemen x kare 18'in karesi 324 6'nın karesi 36 buradan 360 geliyor 360'ı da ben 36 çarpı 10 olarak yazarsam burası 6 kök 10 olarak gelecektir x direkt 6 kök 10 oldu hemen şuraya yazıyorum 6 kök 10 bakın şurada da bir üçgen var burada da şey söyleyebiliriz aslında 2'nin karesi şuraya y diyecek olursam dc uzunluğuna y diyecek olursam y'nin karesi eşittir işte 6'nın karesi 36 artı 2'nin karesi 4 buradan da 40 gelecek. Oradan da 2 kök 10 gelecektir. Y eşittir. 2 kök 10 olarak geldi. Şurayı da yazabilirim. Şimdi bize sorduğu yer neresiydi? ABCD dikdörtgeninin alanı kaç birim karedir diye sormuştu bize. Şimdi ABCD'ye geri döndüğümüzde arkadaşlar DC uzunluğunun burada 2 kök 10 birim olduğunu buldum. Diğer uzunluğunda 6 kök 10 birim olduğunu buldum. E bunlar bizim için yeterli. Şurası 2 kök 10, burası 6 kök 10. Bunların çarpımları 6 çarpı 2, 12 kök 10'ların çarpımından 10. Cevap 120 olarak gelir. Dik kare piramit şeklindeki giza piramidi aşağıda verilmiştir. Dik kare piramit tabanı kare ve yüksekliği tabandaki şeklin merkezine dik olan piramittir. Giza piramidinin köşelerine ve tepesine B, C, D, e ve P noktaları yazılmıştır. PD'nin 13 birim olduğunu söylemiş arkadaşlar. Dolayısıyla bunların şu uzunlukların her biri 13 birimdir. Bunu söyleyebiliriz. BC uzunluğunun 10 birim olduğunu söylemiş, tabanın BCA noktaları doğrusaldır demiş. Şurası şöyle doğrusal. A noktasında bulunan Ahmet'in piramidin C köşesine olan uzaklığı 8 birim olduğuna göre demiş. Yani şuranın da şöyle 8 birim olduğunu söylemiş. PC ve A noktalarının oluşturduğu PCA üçgeninin alanı Şimdi PCA şöyle bir üçgen oluşacak orada ben şunları bir birleştirerek bir üçgen oluşturalım biz. Şöyle bir üçgen oluşturulacak orada. Bu üçgenin alanını soruyor bize. Bu üçgenin aslında tabanı belli. Yüksekliğini bulursak bu işi bitirmiş oluruz. Piramidin şöyle uzunlukları 13'er birim olarak biliyoruz. Aslında şurada bakın bir ikizkenar kenar e, üçgen var değil mi? Piramidin her bir yüzeyinde ikizkenar üçgenler var. O zaman şurası 13, 13 ise ben ikizkenar kenar üçgende ilk yaptığım şey tabana bir dik indirmekti. Tabana dik indirdiğimde tabanı 5, 5 olarak iki eşit parçaya bölecek. E burada 5, 12, 13 üçgeni oluştu. O zaman şunu söyleyebiliriz. Şuradaki üçgenin tabanı 8 Ise yüksekliği de şurada oluşan 12'dir diyebiliriz. 12 çarpı 8 bölü 2'den de cevabımızın 48 geldiğini görürüz. Aşağıdaki adımlar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor. ABC üçgenini çizin demiş. Hemen şöyle geldim. Bir ABC üçgenini çizdim arkadaşlar. Şurası A köşesi burası B şurası da C olsun. AB ile AC birbirine dik olsun demiş. Şöyle göstereyim. ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi K olsun. İç teğet çemberin merkezi ne demekti? Demek ki iç açıortaylar bu noktada kesişiyor. K noktası ile B ve C köşelerini birleştirelim. B köşesini birleştirdim, şöyle geldi. C köşesini birleştirdim, o da şöyle geldi. BK uzunluğunun 3 kök 2 birim olduğunu, KC uzunluğunun da şöyle 8 birim olduğunu söylemiş. Tabii Tabi bunlar köşelerden geldiği için ve üçgenin iç işte deç merkezine geldiği için o zaman şurada aç ortaylar oluşturarak gelecektir arkadaşlar. Şunları da gösterebiliriz. Şurası alfaya alfadır. Şurası betaya betadır. Şimdi büyük üçgene baktığımızda 90 artı 2 alfa artı 2 beta 180 ise demek ki 2 alfa ile 2 betaya buradan 90 derece düşüyor. E bu durumda alfa ile betaya toplam burada 45 derece düşüyor. E, 45 derece düşüyorsa o zaman şu içerideki olan açıya da şuraya da 135 derece düşecektir. KBC üçgeninin alanını istiyor bizden. Bunu en kısa olarak şeyden yapabiliriz. Sinüs alan teoreminden yapabiliriz. Sinüs alan teoreminden nasıl yapıyorduk? 1 bölü 2 çarpı kenar uzunlukları ve aralarındaki açının sinüsü diyorduk. Kenar uzunluklarından birisi 3 kök 2, diğeri 8. Aralarındaki açının sinüsü de sinüs 135. Sinüs 135 ile sinüs 45 aslında aynı şey demek. Ve kök 2 bölü 2'ye eşitti. O zaman şunu gördüğüm yere direkt bunu silerek kök 2 bölü 2 olarak yazayım. Ee, şurada kök 2 ile kök 2'nin çarpımından 2 geliyor. Paydalı 2'lerden birini yolladı. Ee, 8 ile 2'nin sadeleşmesinden şurası 4 geliyor. 4 çarpı 3'ten de burası 12 birim olarak geliyor. Cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. Aşağıda ABC eşkenar üçgeni biçiminde biçimindeki levha verilmiştir. ABC eşkenar üçgeni, üçgeni biçimindeki levha B köşesi etrafında ok yönünde 30 derece döndürüldüğünde A üssü C üssü üçgeni oluşmaktadır demiş. Şu üçgen oluşuyormuş arkadaşlar. 30 derece döndürüldüğünü söylemiş. Şuradan 30 derece döndürüldüyse bu bir defa bunun eşkenar üçgen olduğunu söylemiş. Dolayısıyla Tüm köşeler 60'er derece. 60 derece olduğuna göre o zaman şuraya da 30 derece kalıyor. Hatta yine bakın bu da döndürülmüş hali olduğu için buranın tamamının yine 60 olması lazım. Demek ki şu kısımda yine 30 derece kaldığını söyleriz. Bunun dışında e, AB'nin 6 birim olduğunu söylemiş biz arkadaşlar. AB uzunluğumuz şurası 6 birim. Bu ne demek? Tüm kenarlar 6 birim demek. Çünkü bu bir eşkenar üçgende aynı şekilde şuradaki döndürülmüş üçgen içinde tüm kenarların 6'şer birim olduğu söylenilebilir arkadaşlar. E, bize nereyi sormuş? Demiş ki bize a a üssü ve c üssü birleştirildiğinde hemen birleştirelim bak şu üçgenin alanını istiyor aslında bizden evet şu üçgenin alanını istiyor bu üçgenin alanını biz nasıl bulabiliriz şöyle yapabiliriz ee, şimdi şuranın biz 60 derece olduğunu biliyoruz değil mi şöyle şurayı birleştirdiğimde şuradaki eşken üçgen bak şurası da 60 şurası da 60. E, dolayısıyla e, burası 60 arkadaşlar şurası 60 ise şurası da 30'du o zaman şuraya ne kaldı 90 kaldı. Şuranın 90 olduğunu biliyoruz. Çok güzel. Peki o zaman şunu da söyleyebilir miyiz? Şuranın tamamı 6 birimde soru bana vermişti bir kenar 6 birimde. E, o zaman iki eşit parçaya böleceği için şuranın da 3 birim olduğu söylenilebilir. E, 30'un karşısında 3 varsa 60'ın karşısında burada 3 kök 3 vardır diyebiliriz. Şurası 3 kök 3 birim. Şuranın tamamı bu üçgenin yine bir kenarı olduğu için tamamı 6 birimdir. Bize şurası lazım bak şu uzunluk lazım yükseklik lazım bize. E, tamamı 6 birimse o zaman oraya kalan kısım da 6 eksi 3 kök 3 birim olarak geldi. Çok güzel yüksekliğini bulduk. Tabanını zaten biliyoruz tabanı zaten 6 idi. O zaman taban çarpı yükseklik bölü 2. 6 eksi 3 kök 3 çarpı taban bölü 2 olarak yazdım. 6 ile 2'yi sadeleştirdim. 3 içeri dağıttığımda 18 eksi 9 kök 3 olarak gelir. Ya da bu 9, 9 parantezinde verilmiş sanırım. Aynen 9 parantezinde de 2 eksi kök 3 olarak gelecektir.